Zamanı yakalamak çok önemli. Biz 1997'de özelleştirmelerin başlamasıyla havalimanı özelleştirmelerini yakaladık. O çok önemli bir hadiseydi. Yani zamanı yakaladık. Ondan sonra baktık ki bu havalimanı işi çok büyüyecek. Çünkü dünyada 2500 civarında havalimanı var. Bunun daha %2'si özelleştirilmiş. Özelleştirmeler artacak. Onun için biz seri şekilde bu işe girdik. Zaten rakiplerimiz veya başka iç dünyasının başka oyuncuları uyanana kadar biz zaten Türkiye'de 5 tane havalimanını almıştık. Ondan sonra hemen yurt dışına açılmaya başladık. İşte şimdi neredeyiz? İşte Gürcistan'dayız, 2 tane havalimanı işletiyoruz. Kazakistan'da Almaty havalimanını işletiyoruz. Bakın bu çok enteresandır. Pandemi sürecinde en fazla darbeyi yiyen sektör havalimanı sektörü. Evet, değil mi? Ama biz hiç uçağın kalkmadığı günler oldu. Evet, biz gittik Almaty'yi aldık. Ondan sonra Türkiye'de ihalesine girdik, Antalya'yı aldık.